Teknolojiyle biraz haşır neşir olanlar mutlaka bir yerde denk gelmiştir kare kodlara. Kullanıyoruz, günlük hayatımızda çok kullanıyoruz artık. Çünkü bankacılık işlemleri dahil birçok yerde kullanılıyorlar. Kare kodlar artık bir yerde daha var. Nerede biliyor musunuz? Mezar taşlarında. Basın sağ olsun abi. Eyvah, eyvah, eyvah. Eyvah tufan, eyvah. Allah razı olsun. Tamam abi. Cenaze bitene kadar ya şu zil sesini değiştir ya da telefon sessiz al. Niye ki abi? Bir de niye diyor? Tövbe estağfurullah. Nereye abi? Rahmetli'nin vasiyeti vardı. Mezar taşına bunları yazın diye. Acele etme abi, hallederiz. Kaybetmeden bir an önce yaptırayım dedim. Gel abi, arabayla bırakalım seni. Eyvah, eyvah, eyvah. Eyvah tufan, eyvah. Bela gözlüm çok değiştim. Neyim sen beğenmez. Mezar taşına ne yazdı Can abi? Çekme dünyanın nazını, erteleme sakın beş vakit namazını. Yarın kılarım demiştim ben de ama bugün kıldılar cenaze namazını. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Usta, biz bir tane mezar taşı yaptıracaktık da. Teşekkür ederim bu güzel ipucu için. Söylemeseydin kara kara düşünecektim ne yapacağım diye. Nasıl bir şey istiyorsunuz? Normal bir mezar taşı. Bunlar yazılacak üstüne. Rahmetli'nin resimlerini, videolarını, en sevdiğim müzikleri ayarladınız mı peki? O ne için? Nasıl ne için abi? Teknoloji çağındayız artık. Kare kod sistemine geçtik. Kodu okutunca rahmetli'nin en sevdiği müzikler, en sevdiği resimler, en sevdiği videolarını görebiliyorsun. Gelin size bir tane göstereyim. Merhaba arkadaşlar, mezarıma hoş geldiniz. En çok sevdiğim müzikleri dinlemek için buraya, en çok like alan fotoğraflarımı görmek için buraya, sizler için derlediğim kısa videoları izlemek için buraya tıklayabilirsiniz. Abi bak bak videolara bak. İstersen bir de sen okut. Şurada abi. Gel gel. Trendyol.com'a gel. Moda moda moda. Uygun fiyata. Trendyol.com. Yok be. Bu da mı reklam? Rahmetli mezar taşının parasını denkleştiremediği için reklam aldı. Ölü yatırım dediklerdi, bu olsa gerek abi. Reklam atlama da yok. Şuna bak. Lan hayırsızlar, geldiniz demek sonra daha. Bize mi diyor abi? Yok yok, sana değil. Benim hayırsız olanlara söyledim. He tamam, pardon abi. Biliyorum gelmeyeceksiniz. O yüzden ne fotoğraf kattım ne de video. Olur da meraktan biri kodu okutursa okusun bana bir Fatiha. Abi sen ne zaman getireceksin rahmetlinin dosyalarını? Bizimki de kara kod olmasın kardeşim. Ahirette seni kurtaracak bir elsen olmaktan sonra bu dünyada bıraktıklarının hiçbir kıymeti yok. Al sen bunları yaz, bizim için yeterli.